Ödüllü kitap okuma yarışması yoğun katılımla gerçekleşti. Eğitim Bir Sen Kütahya Bir Nolu Sendikası, Kütahya Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle bu sene dördüncüsü düzenlenen Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller Yarışması 489 salonda 10.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu sene Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller sloganıyla çıktığımız bu yolda kitap okuma yarışmamızın dördüncüsünü inşallah gerçekleştiriyoruz 28 Nisan 2018 tarihi itibariyle. Bu yıl 12 ilçemiz, merkez ilçemizle birlikte 13 merkezde 489 salonda 10.000'e yakın katılımcı öğrencinin müracaatıyla bu sınavı inşallah okullarımızda gerçekleştireceğiz. 3 kategoride gerçekleştirilen sınavda dereceye giren öğrencilere bisiklet ve altın hediye edilecek. Kütahya Belediye'miz bu projenin yaygınlaştırılmasında, daha cazip hale gelmesinde çok büyük katkılar sundu. Geçmişten gelen katkıları nedeniyle ben Kütahya Belediye Başkanımız ve onun şahsında Kütahya Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. 129 bisikleti 43-43-43 şeklinde 3 kategoride dereceye giren öğrencilerimize hediye edecekler. Bunun yanında cazibeyi artırmak için sendika şubemizce yine her 3 kategoride birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncü öğrencilerimize de çeyrek altın şeklinde bir hediye veriyoruz. Birincileri Kütahya Belediyesi Kudüs'e götürecek. Bu sene belediye başkanımız ekstra bir ödül daha koyalım dedi ve bize bir tanıtım toplantısında bir sürpriz yaptı. Her 3 kategoride birinci dereceye gelen öğrencilerimize de Kudüs ziyareti ikram etti. Ben yine bu katkısı nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir ilk olan projeyi 4 yılda birçok il örnek aldı. 4 sene önce ilk yapıldığında Türkiye'de birdi. Şu anda bütün, daha doğrusu çoğu ilde bu yarışma yapılmaya başlandı. Örnek oldular kendileri. Öğrenciler sınavda başarılı olabilmek için ter dökerken dışarıdaysa veliler heyecanlı bekleyişini sürdürdü. Güzeldi. Herkesin yani bu okumaya yönelik davranışlarına göre güzel bir sınavdı bence. Faydalı buluyorsun yani. Aynen, faydalıydı herkese. Kitapların hepsini okudun mu? Evet. Ya okumalarını geliştirmeleri bakımından bence güzel bir şey. Sürekli yapılması da iyi. İnşallah devamını bekliyoruz. Oğlumun ve diğer veli arkadaşlarının da çocuklarının da başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediğini gönlüne göre versin Allah. Valla çocukların gelişimi için iyi yani Türkçe. Amaç burada ödül değil yani bizim için. Çocukların daha Türkçeyi şey yapmaları, okumaları. Bana bir harf öğretmenin kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Burada çocuklar kitap okuyorlar. Kitap okuyabilmesinin böyle sınavların yapılmasında da fayda var yani. Daha çok kitap okumak. Gayede o olması lazım bence. Kitapları okumadan seni sınava götürmem dedim. Kitapları okudu, öyle getirdik. Yani 4 tane kitap kazancı oldu çocuğun şimdi. Güzeldi. Yani kolaydı sorular. İyi bekliyorum. Biraz zordu. Sorular biraz da zordu. Kitap okumayan bilemezdi yani. Zordu. Zordu. Toplamda kaç kitap okumuşsun? Hepsini okudum. Osman Gazi çok zordu. Sorular çok basitti. O güzel, kaç kere okuduğum için basitte geçti yani. Peki zorlandığın bölüm oldu mu? Birkaç soru sadece.